dış gebelik yani ektopik gebelik gebeliğin rahim içinde değil burası rahim içi herhangi başka bir yerde yerleşmesi demektir. Günümüzde en sık rastladığımız lokalizasyon tüpün içi. Burası fallop tüpün içi. Yumurta hücresi buradan alındıktan sonra, spermler de buradan geldikten sonra bu karşılaşma burada oluyor. Döllenme burada gerçekleşiyor. Tüpün içinde burada veya diğer tüpte. Ondan sonra bu e, oluşan embriyo döllendikten sonra fertilizasyon sonrasında oluşan hücre topluluğu 7 günlük bir yolculuk sonunda rahim içine yerleşiyor. Yani 7 gün boyunca fallop tüpünün içinde bir yolculuk yapıyor. Ondan sonra da rahim iç tabakasına yerleşiyor. Eğer herhangi bir nedenle bu ilerleme olmazsa o zaman ne yapıyor? Burada kalıyor döllenmiş yumurta hücresi yani embriyo diyelim ve burada gelişmeye başlıyor. Tabii ki burası fallop tüpü gelişme çok uygun bir yer değil. Neden? Çünkü cidarı çok ince ve bunun için yaratılmamış zaten. O yüzden de burada büyümeye devam etse bile bir süre sonra cidarlarını zorlayacak ve ondan sonra da eğer müdahale edilmemişse bu cidarların yırtılmasına neden olacaktır. Fallop tüpü gebeliğinden bahsediyoruz. Yırtılınca ne olacak? Tabii ki burası damarları olan bir bölge olduğu için o yırtılma yerinden kanamaya başlayacaktır ve iç kanamaya neden olacaktır. İç kanamaya neden olacağı olduğu zaman da mutlaka ameliyat gerekecektir. Halbuki biz günümüzdeki erken tanı yöntemleriyle bu Fallop tüpündeki yerleşimi önceden öngörüp hatta artık ...ultrasonografide, vajinal ultrasonografide bunu görebiliyoruz da. Böylece erken dış gebelik tanısı koyabiliyoruz. Beta-HCG'ler eğer usulüne uygun artmazsa, iki günde, üç günde bir katlanmazsa eğer... ...ve de her şeyden önce, her şeyden önce 1200-1500 gibi rakamlara gelinmiş olmasına rağmen... ...kanda rahim içinde herhangi bir gebelik gözükmemişse... O zaman acaba rahim içinde var da ama uygun bir şekilde büyümüyor, o yüzden mi gözükmüyor diye düşünmek lazım ama her şeyden önce bir dış gebeliğe karşı uyanık olup bu bölgeyi gözden geçirmek lazım. Gerçi beta HCG çok yüksek, beta HCG belli bir dereceye ulaştıktan sonra burada kitle gözükebilir eğer tüpün içinde varsa ama belli de olmaz. Eğer belli bir aşamaya gelmesine rağmen rahim içinde görmemişsek hemen tüplere bakıyoruz. Tüplerin olduğu bölgeye bakıyoruz. Burada kitleyi görürsek eğer o zaman dış gebelik tanısı kesin oluyor. Çünkü neden? Orada olmaması gereken bir şey var. Beta HCG pozitif ne olabilir? Tabii ki dış gebelik. Hatta bazen dış gebelik kesesinin kendisiyle birlikte içinde yol kesesinde görüyoruz. Bazen de hatta embriyoyu görüyoruz ve hatta ve hatta bazen de direkt tüpün içinde vajinal ultrasonografi ile bebeğin kalp atışlarını bile görebiliyoruz. Şimdi dış gebelik saptandığı zaman kendi haline bırakılabilecek bir şey değil. Metotreksat adını verdiğimiz bir ilaçla tedavi edilebilir. iğneyle yani metotreksat aslında bir kanser ilacı olmasına rağmen dış gebelik tedavisinde de kullanılabiliyor. Veya ileri aşamalara gelmişse ile çıkartılabilir buradaki ee, dış gebelik ya tüpün hepsi alınarak ya da tüpün içine üstüne böyle bir insizyon yapıp içinden gebelik kesesini alarak yapılabilir. İki türlü de yapılabilir veya eğer artık iç kanama aşamasına gelmişse o zaman açık ameliyatla buradaki dış gebeliğin temizlenmesi lazım çünkü burası bir kanama kaynağı olduğu için ve de artık iç kanama başlamışsa o kanamayı durdurmanın tek yolu o bölgeye herhangi bir şekilde Acilen ulaşmak olduğu için çoğunlukla e, bu tür durumlarda açık ameliyat gerekir. Ama bazen eğer iç kanama daha yeni başlamışsa, çok fazla değilse yine laparoskopiyle alınabilir. Özet olarak söylemek gerekirse dış gebelik tedavisi erken yapılırsa eğer ilaçla tedavi edilme şansı var. Dış gebeliğin tanısı erken koyulursa. İleri aşamalarda laparoskopiyle tedavisi var. Ama tabii ki tercihimiz dış gebeliğin ilaçla tedavisi olduğu için dış gebelik açısından riskli olan anne adaylarında kimdir bunlar? Daha önce dış gebelik geçirmiş olanlar, yaşı 35'in üzerinde olanlar, daha önce genital enfeksiyon, özellikle klamidya ve gonora adını verdiğimiz bakterilere bağlı enfeksiyon geçirmiş olanlar, Sigara bir faktör ama temel faktör değil. En temel faktör daha önce geçirilmiş ameliyatlar, daha önce geçirilmiş klamidya enfeksiyonları, daha önce genital bölgeyle ilgili klamidya veya gonore olup olmadığı bilinmese bile ateşli bir enfeksiyon hem karın bölgesinde olan hem de ateşe kadar varabilen bir genital enfeksiyon bunlar tüpün tıkanmasına, tıkanmasa bile geçirgenliğinin geçirgenliğinin bloke olmasına neden oluyor ve o yüzden de burada embriyonun ilerlemesini zorlaştırıyor. Bu tür durumlarda uyanık olmak lazım. Ve ...dış gebelik açısından takip etmek lazım. Ben hiçbir zaman erken dönemde gebelik testi yapılması taraftarı değilim ama... ...dış gebelik açısından riskli olanların gebelik testlerinin daha erken başlatılması... ...ve de beta-HCG belli bir seviyeye ulaştıktan sonra, gebelik esesi görüldükten sonra artık rahat edilebilir ama... ...eğer görülmemişse o zaman dış gebelik açısından ileri incelemelerin yapılması taraftarıyım her zaman. İleri inceleme derken bazen acaba gerçekten dış gebelik mi yoksa rahim içinde başlamış ama devam etmeyen bir gebelik mi diye bunun ayrımını yapmak için kürtaj gerekebiliyor. Kürtajı bir tedavi modalitesi olarak görmemek lazım burada tanı için. Yani kürtajla buradan parça alınıyor. Çünkü burada betalice yüksek ama burada bir şey görülmüyor, burada bir şey görülmüyor. Ne yapılıyor? Kürtajla parça alınıyor, buradan patoloğa gönderiliyor. Patolog eğer burada gebelik materyali görürse mikroskopik olarak o zaman bu dış gebelik değildir ve tedavi etmiştir. Ama patolog derse ki burada hiçbir gebeliğe ait materyal yok. E beta HCG de yüksek o zaman bir yerde olması lazım. Gebeliğin neresi? Tüpler. Bu arada bu dış gebelik konusunu anlatırken tüplerde oluşan dış gebeliği anlattık. Ama karın içinde dış gebelik oluşabilir batının herhangi bir yerinde. Ama en sık görülen dış gebelik türü tüplerin içinde yerleşmiş dış gebeliktir.